İşte bu kadar. Yedek anahtar vardı değil mi? Evet evet. Çok sağ olun. Siz olmasaydınız gecenin bir vakti kapıda kalacaktım valla. Ne demek? Ne kadar benim borcum? Hanımefendi şimdi Kenan kardeşim aramış beni, rica etmiş benden. Borç falan yok. Duymamış olayım. Çok sağ olun. Size de zahmet oldu. Ne demek? Hadi size iyi akşamlar. Haloldu Kenan. Tamamdır. Hadi iyi geceler. Görüşürüz. Eyvallah abicim, iyi akşamlar. Bir de kısım kısım kasılmıyor mu? İnsanı iyice çileden çıkartıyor. Uyuz ne olacak? Ne sanıyor anlamıyorum ki. Ahkam kesmeler, üstten bakışlar falan. Yok, ben böyle duramayacağım. Bıraksaydım da sabaha kadar ofisin önünde bekleseydin. Mağrur Leyda. Çilingir için. Bir şey demeyeyim, demeyeyim diyorum ama tutamıyorum kendimi gerçekten. Hiçbir şey bilip etmeden nasıl kendinden bu kadar emin konuşabiliyorsun, aklım almıyor. Senin bu mahalleye uygun olmadığın belliydi. En doğru kararı vermişsin. Bu nasıl bir ahkam kesmek? Kimsin sen? Pardon ya. Yani haksızlık ettiysem kusura bakmayın lütfen. Ama yanılmadığında gün gibi ortada. Bir daha seninle konuşurken kelimelerimi seçeceğim diyeceğim ama gerek yok. Çünkü gidiyorsun. Hala aynı şeyi yapıyorsun. Tamam, sen bilirsin. Devam et. Ama ben bundan sonra sana hiçbir şey açıklamayacağım. İstediğini düşünmekte özgürsün. Tunç gibi bir adamla çalışıyorsun. Bir de utanmadan gelmiş bana hak bildiriyorsun. Ya bilip bilmeden atıp tutuyor. Ha, her şeyi o biliyor ya zaten. Olmayan bir şey için atıp tutmaz ya bir insan. Dağıldım, ne olacak?